Ben böyle yalandan birkaç soru sorayım sana, başlarım. Neyin sorusu? İşte bugün Kızılay yedik falan filan gibi. Hadi. Yer toksik, her yer direniş. Evet, bugün Ankara'da direnişim bugün 9. günü. Bugün Kızılay'da Güven Partili Sakarya Caddesi'nde toplanan işte çadırlar kurun. Evet. Orada davul çalan, halaylar çeken, şarkılar, türküler söyleyen evet. insanlara polisin çok sert ve şiddetli bir müdahalesi oldu. Evet. Yaralananlar oldu, bu bilgiyi biz Çankaya Belediyesi'nin altında kurulan revirden aldık. Evet. Oradaki gönüllü hekimlik yapan arkadaşlardan aldık bu bilgiyi. Çok ağır yaralılar var. Şimdi şeydeyiz, Kenir Caddesi'nde, yılın Ülkan Büyükelçiliği'nin karşısındayız, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin önündeyiz. Burada kitle yavaş yavaş azalmaya başladı. Polis de bir pazarlık süreci sanki cereyan ediyor. 9. günündeyiz eylemin. Hem bu söylediklerim hem de direnişin 9. günü bağlamında neler söylemek istersiniz? Bugün öğlen Kızılay'da da olduğunuzu öğrendik. Kızılay'da da bugün öğlen ve gece burada da bulunan biri olarak. Evet. Ben şu şekilde düşünüyorum. Şimdi polis istediği zaman müdahale ediyor. Bugün Kızılay'ı vermek istemedi. O yüzden böyle bir müdahalede bulunduğunu düşünüyorum. Şimdi hepimiz de buradayız. Barikatın arkasına geçmediğiniz sürece, yani geçtiğiniz sürece müdahale etmeyeceğinizi söylediler. Barikatın arkasında da önünde de fark etmiyor. İstediği zaman müdahale ediyorlar. Olay bu değil. Polisin ne istediği, hükümetin ne söylediği, ona göre müdahale ediyorlar. Müdahalenin fazla olduğunu düşünüyorum. İnsanlar burada şarkılar, türküler söyleyerek tepkilerini ortaya koyuyorlar. Sadece bu polisin gereksiz tepkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu kadar yani. Peki 9 gündür bu şiddet olaylarının bir şekilde tırmanmasının sebebi olarak neyi görüyorsunuz? Halka gereksiz baskının olduğunu düşünüyorum. İnsanların artık hani boğazında geçti, burnunda geçti, artık gözüne kadar geldiğini düşünüyorum. O yüzden halk bu tepkiyi ortaya koydu. Yani hani bunun arkasında bir siyasi örgütün ya da dış güçlerin olduğunu düşünmüyorum. Kendiliğinden gelişen bir olaylar bunlar. İnsanlar yani kime sorarsanız sorun, kimse hiçbir siyasi örgüte ya da herhangi bir gruba dahil değil. Herkes halk kendiliğinden ortaya çıkmış. Burada tepkisini ortaya koyuyor. Şarkılar, türküler söylüyor. Polisin müdahalesinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çevrenizde yaralanan kimse var mı tanıdığınız, bildiğiniz? Bu atılan gaz bombalarıyla, işte tazikli suyla vesaire. Biber gazı yanımdaki bir vatandaşın dizine geldi ve dizi kırıldı. Biz yardım etmek isterken biz de ölümlerden döndük. Yani yaklaşık 1-2 dakika neredeyse nefes alamadık. Ama hepsi geldi geçti. Bunların olmamasını istiyoruz tabii ama polisin gereksiz güç kullandığını düşünüyorum. Oldu. Teşekkürler. Kolay gelsin. Gel, teşekkürler. Tamam.